Ukrayna-Rusya savaşında kalalım, biraz kalmamız lazım. Çünkü önemli bir iddia var. Çok çarpıcı. Şimdi ben günlerdir bu ekranda size şunu anlatıyorum. Kıtlık gelecek, kıtlık kapıda, kıtlık kapıda, gıda krizi kapıda. Bunu söyleyen ben değilim tabii. Bunu söylememin nedeni Birleşmiş Milletler'in raporları, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporları, yetmiyor Dünya Bankası'nın raporları, çok önemli stratejistlerin uyarıları, bilim insanlarının uyarıları, gıda kıtlığı kapıda. En önemli neden Ukrayna savaşı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve aynı zamanda Ukrayna'daki buğday ve tahılların dünya pazarına gitmesini Odessa limanı üzerinden engellemesi. Şimdi bir de Rusya'da en önemli diğer tedarikçi, o da vermiyor gıdayı çünkü diyor ki siz bana yaptırım uyguluyorsunuz, ben de buna bu şekilde karşılık veriyorum diyor. Yani lokmayı, gıdayı silah olarak kullanıyor Putin. Peki bu iş içinden nasıl çıkılacak? Tamam, sorunsal ortada da bir çözüm de bulunması gerekiyor. İngiliz aklı devreye girdi. İngilizlerin bir fikri var. Bence bu fikir ciddiye alınmalı. Gerçekten de iyi düşünülmüş. Onu söyleyeyim. Nedenini anlatacağım size. Şimdi İngilizler şunu söylüyorlar. Biz şu Putin'in gıdaya yönelik uyguladığı Ukrayna üzerindeki ambargoyu kırabiliriz. Burada kilit ülke Türkiye diyor. Şimdi The Times ki İngilizlerin en saygın yayın organlarından biridir. Kaynaklara dayandırdığı haberinde bazı teferruatları da bizimle paylaşmış. Şimdi burası Odessa Limanı değerli seyirciler. Ukrayna Odessa Limanı'ndan ve Mariupol'den ki orası artık Rusların elinde Mariupol biliyorsunuz. Oradan da Azak Denizi üzerinden bir şekilde karasulardan pazarları açılıyor. Yani elindeki tahılını, buğdayını, neyi varsa neyi yoksa gemilerle dünya pazarlarına gönderiyor. Odessa çok kritik bir nokta. Şimdi burası Rusların ablukası altında. Ruslar burada Ukrayna gemilerinin rahat hareket etmesini engelliyor. Engelleyince de Kiev yönetimi ürettiği tahılı, buğdayı ihtiyaç olan pazarlara göndermiyor. Gönderemiyor. Şimdi İngilizler de şunu söylüyorlar. Diyor ki ortaklarına, Türkiye'ye, yani NATO üyesi ülkelere, Avrupa Birliği'ne gelin bir güvenlik koridor oluşturalım. Odessa'dan başlayarak. Savaş gemilerimizi buraya yollayalım. Buraya mayınlar döşeyelim. Şuradan bir koridor oluşturalım ve bu koridoru da İstanbul Boğazı'ndan alarak Odessa'ya bağlayalım. Şimdi böyle bir hat çiziyor İngilizler ve diyor ki bu hat sınır hattı olsun. Ruslar bu hatta yaklaşmasına izin vermeyelim. Tam bu hat üzerinden de söz konusu gıdayı dünya pazarlarına gönderelim. Şu hat üzerinden gönderelim. Yani gemileri koruyalım diyor. Yük gemileri. Yük gemileri kim koruyacak bu durumda? NATO koruyacak. Şimdi baktığımız zaman İngilizlerin bu fikri evet akla yatkın, mantıklı bir fikir. Fakat peki NATO bu durumda nerede olacak? Şimdi NATO burada savaşta pozisyon alamaz. Savaş gemileri yük gemilerini korumaya çalıştığında Rus gemileriyle karşı karşıya kalırsa ne olur? Bir çatışma doğursa bu tabii felaket olur. Peki bunlar düşünülüyor mu, planlanıyor mu? İngiliz aklı bunları da düşünmüş gibi görünüyor. Çünkü bir strateji uyguladıklarında, bir hat çizdiklerinde tüm ülkeler buna destek verirlerse, küresiz bir şekilde destek verirlerse, evet böyle bir koridorun ulaşma ihtimali, yani İstanbul Boğazı'na kadar ulaşma ihtimali son derece mümkündür. Bu arada Liz Truss şu anda Dışişleri Bakanı, İngiliz Dışişleri Bakanı sürekli olarak temaslarda bulunuyor. Boris Johnson'ın da temasları var. İngiliz hükümeti ortaklarını ikna etmeye çalışıyorlar. İkna etmekte zorlanırlar mı hiç sanmıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü NATO içerisinde ve Avrupa Birliği içerisinde buğday kıtlığı yaşama ihtimali olan çok sayıda ülkeler var. Çok sayıda. Bu gıda kıtlığı demek, açlık demek, perişanlık demek, enflasyon demek, zam demek, bir buhran demek. Dolayısıyla bu fikre çok sıcak bakıp İngilizlere çok net bir destek verebilirler bu ihtimal dahilinde. Ama bakacağız. Şimdi bu Times tabii saygın bir yayın organı bunu paylaşıyor. Bunun şimdi detaylarını bir görelim bakalım. Daha başka teknik detayları da var. O teknik detaylar ortaya çıktığı zaman kurmay aklına bir soracağız. Kurmay aklı ne diyor bunun? Başka bir mümkünatı olur mu? Başka komplikasyonlar doğar mı? Daha net göreceğiz. Ama şimdilik kıtlığa karşı bir çözüm bulabilmek adına net olarak plan İngilizlerden geldi. Ve oldukça da baktığımız zaman haritaya gerçekçi bir plan olarak görünmekte göreceğiz. Çünkü kıtlık kapıda. Yani bunu artık bu gerçekle yüzleşmesi lazım insanlığın. İngilizler de bunu gördüğü için buna çözüm üretmeye çalışıyorlar.